götüreceksin. Sen bu seçimi hiçbir türlü yaptırtma. Sen böyle kadar derneğe para falan Adana'da yapılacağı olmadı. Bunların hiç kimseye inanılırlığı güvenilir de kalmadı. Benim diyeceğim bu başka. Kimin ya, gerek yok. Boş ver. Kemal Doğru. Kemal. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi Gazi Bey, Gazi Bey bir hazırlık yaptı. Ben size paylaşayım. Şimdi tutanak 31.7.2021 tarihinde Adana Şubesi 15 dönem olan genel kurulu gündem gereği çalışmalarına başladı. Divan heyeti seçimi yapıldı. Gündemin 1. 2. ve 3. maddelerin görüşülmesi yapıldı. Gündemin 4. maddesi gereğince seçimlere geçildi. Oy kullanma sırasında bazı şaibeli durumlar olduğundan şube başkan adaylarının müştereken almış oldukları kararları divan heyetine bildirilmiş ve divan heyetinin de alınan karara uyduğundan ileri bir tarihte yapılması hususunda iptal edilmesine emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları nedeniyle divanın önerisi doğrultusunda salondaki üyeleri normal olarak dışarı çıkarttılar. İş tutularak tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. Şimdi şuranın altına biz divan, siz şuranın altına. Başkanım, bu tutanak eksik olmuş efendim. Eksik olmuş efendim. Şimdi sadece ertelenmiştir deniyor. Ondan sonraki sürecin nasıl yönetileceği konusunda bir cümle eklenmemiş. Şu tarih diye bir tespit etme şansımız yok. Biz onu genel merkezimiz. Biz ona itiraz etmiyoruz başkanım. Biz toplum genel müdürlüğü, il müdürü, bizim hukukçularımız gerekirse birçok yere danışacağız, genel merkez olarak bir karar alacağız. Onlarla ona göre de ne kadar zamanda yapmamız gerekiyor, onu da açık söyleyeyim. Mevcut yönetim görevden alacak mısınız? Onun yerine kayyum tayin edilecek mi? Kayyum tayin edilecek mi? Yani çünkü bugün itibarıyla mevcut yönetimin görevi sona erdi. Yeni seçime götürecek bir sizin belirleyeceğiniz kayyum heyetinin tayin edilmesi gerekiyor başkanım. Sayın Genel Başkanım, bir sözde ben alabilir miyim? Divan olarak yönetimin görevi bitmiştir. Divan olarak burada görev artık sizdedir. Siz de bir kayyum atacaksanız aynı mevcut yönetimi atayamazsınız zaten. Doğru başkanım. Şimdi beyefendinin şeyi hukuka uygun bir görüş. Ya siz bu şeyi kumbeyi yöneteceksiniz ya da onun yerine sizin görevlendireceğiniz, yetkilendireceğiniz bir heyet belirlemeniz gerekiyor sayın başkanım. Biz bunların hepsini oturacağız. En az 10 tane hukukçu var bizim. Evet başkanım. Yani beraber görev yaptınız. Bari taşıyamayız. Ne dünyada ne ahirette. Burada ya burada biz neye geldik? Biz size burada bir yanlışlık yapılmasın. Bak açık söylüyorum. Sağ olun. Mevcut şube ve yönetim size bir yanlış yapmasın diye biz geldik. Allah razı olsun. Doğru bir karar vermişsiniz başkanım. Çünkü niye? Hepinizin şikayeti şubeye biz güvenmiyoruz dediniz. Arkadaşlar isimlerini imzalar. Şimdi tamam imzayı da. Avukat Bey. Ya şimdi bizim en ufak bir taraftığımız olmadı. Bu iş bunun için cümle ne işini yapacağız? Bunu var başkanım. Şuraya bir imza. Bak bak şurada. Adın üstüne. Adın üstüne. Ne? Tamam. Bir dakika, bir de dur, bir dakika. Özür diliyorum. Bir dakika, bir dakika ya, bir dakika. Birinci sayfaya da, birinci sayfa nerede? Şurada, şu yaşamda. Şurada bir para mı? Şuraya da bir para var. Hep biz de imza atacağız onun için. Ha. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ver, ben herkese imzalattırayım sen abi. Ver Gazi abi bana. Dur, bir dakika. Ali abi imza al. Ali bir dosya alır. Dosyanın üstünde imza al. Paraf de dön tarafına abi. Al Ali abi, kalem burada. Aynı kalemle olursa. Aynı kalem. Sayın Genel Başkanım, kayyumu ne kadar sürede atacaksınız? Ne kadar süre içerisinde yasal olarak seçime götürecek? Ben şimdi ezbere bir şey söyleyeyim. Ya oraya bunu, oraya söyleyeyim. Yani çok üst düzey. Bu işlere bakan genel müdürlük, efendim mevzuat daire başkanı, oradaki hukukçular, bizim hukukçularımız bir araya geleceğiz. Çünkü böyle bir olay şimdiye kadar kuruluşumuzda olmadı. Bu seçimler neden iptal oldu? Yapılan hırsızlıklar yakalandığı için, evet. Sahibe karıştığı için iptal oldu. İptal oldu. Sola gel. Sola gel. Durmalı. Evet.
maaşından benle bunu zaten iptal ettirmek için uğraşıyorlardı. Açık arada gidiyordum. Evet. Ya önde gidiyordum. Doğru yazsak burada inşallah hemen yazın. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. En büyük başkan bizim başkan. En büyük başkan bizim başkan. Kayyum atanması istenen başkan Yaşar Tekin. Acile yani kayyum atılması lazım. Bir yılda sonra seçim olması lazım yani. Bunları hepsi temizlemesi lazım. Emekliler gerçekten bu yönetimi artık istemiyor. Hiçbirini istemiyor. Yani bunlar yıllardan beri demek bu şey aynı devam ediyorlar. Yani şu anki başkan adaylarının hiçbirini istemiyorsunuz. Tabii yönetim olduğu gibi değişecek yani. Değişecek. Yeni bir kadro oluşturmamız lazım yani. Evet. Başkan diyeceğiniz var mı? Başka diyeceğim yok. Eğer biz emekliler hepsi bir olursa her şey bilmelimize yani. Sağ ol, teşekkürler. Yaşar Tümer diyor, biz zaten diyor seçimi iptal ettirecektik diyor. Cumalet Güçtekin diyor ki ben iptal ettirdim diyor. İtiraz edenlerden biri benim diyor. Şey yapanlardan. Önceden karar vermişler. Önceden karar vermişler ama Yaşar Tekin üzerine suç atıyorlar. Yani çok garip bir şey. Garip. Hani ben konuşurum ama yanlış bir şey konuşurum. Bir bilgim yok. Demek ki büyük bir rant var. Çok güzel şekilde yapıyoruz. Kapıda duruyoruz. Diğer adayların yöneticileri de duruyor, temsilcileri de duruyor. İçeriye giren zarflar her 10 kişinin 6'sında 7'sinde 2'yi var. Yeşil bizim oy kutularımız var. Bunlar ya da bir tane diyorlar ki giren yeşil. Başka yok. Giren yeşil. Ne yaptılar? Bir koroluk açardık. Bir tanesini zarflara, 2 tane şey koydular. 7 tane kalp koydular bir kişiye. Yani bu kişiler fazla kullanıyormuş gibi yönetimler. Kaybedecekler anladılar. Biz bu seçimi 100 defa olsun 100 defa da kazanacağız Allah'ın izniyle. Ve en yakın rakibe 150 fark atarken kazanacağız. O divan kurulu bunu iptal etmemeliydi. Aslında çaktı. Başkan da geliyor. Başkan gel buraya başkan. Başkan buraya. Başkan buraya. Baştan diyorlar kanka iptal ettik. Niye? Ramazan gel buraya. Kamuoyu araştırmasına göre biz zaten uzak ara öndeydik. Bu seçimi götürecektik. Bunu biliyorlardı. Bunu biliyorlardı. Bunu iptal ettirmek için elinden gelen yaptılar. Yapsınlar. 50 seferde seçime gitsek 51 seferde biz bu oyunu... Bir dakika dur konuşayım ondan sonra. Burada ben darp edildim, linç edildim. Buyurun bakın yerlerde gençler beni burada dövecek. Mustafa Tümer'in ekibinin gençleri beni dövecekler burada. Evet, Mehmet Gök diye bir arkadaşımız var. Kafasına sandalye vurdular, etmedim. Tatsızlık olmasın diye etmedim. Büyümesin dedim.